Evet, tekrar beraberiz. Bütün ülkeyi etkisi altına alan kriz devam etmekteyken herkesin aklında tek bir soru var. Nerede bu insanlar? Şimdi sokağın nabzı için Ponçik'e bağlanıyoruz. Evet, sendeyiz Ponçik. Sokaklar boş, sokaklar sessiz. Gitgide daha da kötüleşen sokakların durumunu bir de sokakta yaşayanlara sorduk. Vallahi evladım, durumlar hiç iyi değil. Yemek bulamıyoruz, çocuklarımız aç. Hayır, Kemal abi gelmese Nuray abla gelirdi hep mamayla. Günlerdir aç susuz bekliyoruz evladım. Abla, ben doğma büyüme buradayım. Daha önce böyle hiçbir şey olmadı abla ama biz yine mahallemizi koruyoruz abla. Tonduk görürsek kuyruğumuzu sallıyoruz. Yani bence olumlu düşünürsek her şey düzelir. İnsanlara güvenimizi kaybetmeyelim ve evrene pozitif enerji gönderelim bence. Sıkılmışlardır. Yanımda yaşadığım insanlar da sıkılmıştı. O yüzden sokaktayım ben zaten. Nereden yemek bulacaklar? Söyle nereden? Gelsinler söylesinler. Kaldırımları binaları mı kemirelim? Ne yapalım? Sokaklarda durumlar böyle. Tekrar sendeyiz Ponkiş. Teşekkürler Ponçik. Şimdi Beykoz Kummama platolarına bağlanıyoruz. Bakalım oradaki durum nasılmış? O zaman set emekçilerine buradan selam gönderiyoruz. Şimdi de yorumlarını almak için bilim kurulumuza bağlanıyoruz. Panik olmaya gerek yok. İnsanlar çok uzağa gitmiş olamazlar. Bir kere hepsinin bizi unutması bilimsel olarak mümkün değil. Saçmalamayın ve sokaklardan ayrılmayın. Beklemeye devam edin, elbet geleceklerdir. Evet, duydunuz sayın seyirciler. Şimdi ben de sokağa çıkacağım çünkü inanıyorum ki bizi unutmadılar. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.